Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkamda görmüş olduğunuz RC kamyonumuz var arkadaşlar. Daha önce yaptığımız drone kumandasından Nerefe 24.01 ile kendi yaptığımız bir kumandamız vardı. Ondan bir tane daha yaptım ben arka planda. Onunla da RC kamyon yapacağım arkadaşlar. İsterseniz vakit kaybetmeden ne yaptığımızı görelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kamyonumuz bu şekilde. Bu daha önceki yaptığımız, sizlerle paylaştığımız kumandamız. Bunu bir tane daha yaptım bundan. O da bu arkadaşlar, yine bir bozulan bir helikopterimin kumandası. Üzerinde şunlar yoktu, onları ekledim. Sadece bir tane burada buton, bir burada iki joystick var. Bir tane burada joystick var. Bir tane de butonuyla 3,5 kanal diye geçiyordu bu kumandamız. Şu anda 11 kanal bir kumanda haline geldi. Üzerinde namamız var. İsterseniz iki tane daha ya da bir tane daha kanal ekleyebiliriz üstüne. Bu şekilde bir kumanda. Yine şarjlı. Hiç buradan şarj edebiliyoruz yine. Şurada kapağı kaldırınca Arduino'muz orada. Şimdi bunu kullanacağımız bir araç yapmak istedim. O da aklıma gelen şöyle bir tasarım oldu arkadaşlar. Bunun çizimini 3D printer'da çizim yapmak için kullandığımız bir programda çizdim. Aracımız 4 mm'lik ahşaptan oluşuyor arkadaşlar. Aralarında birebir çıtalarla destek yaptım, ayarladım. Şu dorsemiz açılıp kapanabiliyor arkadaşlar. Şurada bir tane motorumuz var. İçini açınca göreceksiniz zaten. Şurada iki tane menteşe koydum. Hareket için 12 voltluk bir tane motorumuz var. Bu 500 RPM. Daha önce bunu almıştım ama torku yüksek olmadığı için aracımız gitmedi. Bayağı bir ağır şu anda. 6-7 kilo civarında bir ağırlığı var. Tam götüremiyordu. O yüzden yanlış hatırlamıyorsam 5 RPM'lik ya da 10 RPM'lik bir motor aldım. Aynı bundan. 12 voltluk. Onlar var arkada iki tane. Alanım dar olduğu için tam net gösteremiyorum. Burada ışıklandırmaları yaptım. Ön farımız, sağ sinyal, sol sinyal. Arkada da aynı şekilde sağ sol sinyal ve arka lambamız ve geri vites lambamız var. Şurada gördüğünüz gibi dörtlü rolemiz var. Burada da bir tane Arduino olanımız var. Her şeyi bu sağlıyor. Burada 3S iki tane pilimiz var arkadaşlar. Lityum piller 2 adet. Birisi sadece motorları besliyor. Çekiş motorlarını ve dorse motorlarını destekliyor. Bir de servomuzu gücü vermek için ayrı regülatörümüz var, onu besliyor. Birisi de sadece Arduino'yu besliyor. NRF modülümüz burada gördüğünüz gibi alıcımız. Burada iki tane role görüyorsunuz normal. Bunlar aynı motor sürücüyle hem dorseyi kontrol etmek için hem de tekerleri kontrol etmek için kumandamız üstünde bulunan şunla ileri geri yapmasını sağlıyoruz. Şununla da dorseyi hareket ettirme ya da çekerleri hareket ettirmeyi sağlıyoruz. Bununla da farlarımızı açacağız, kapatacağız. Şununla normalde korna yapmamız lazım ama yapmadım. Üstünde yok şu anda kornamız. Şununla da sağ ve sol sinyal veriyor. Böyle de kapalı konuma geçiyor. Burada printer'da bastığım malzemeler var. Bunları açıklama kısmına ulaşabileceksiniz büyük ihtimal. Burada 12 voltluk küçük bir motorumuz var. Yine torklu, RPM'i düşük ama torklu bir motorumuz var. Dorseyi kaldırıyor. Üstüne bayağı bir ağırlık koyuyoruz. Yine çekiyor. Tekerler de keza öyle. Şöyle göstermem gerekirse altta bu şekilde görünüyor arkadaşlar. İki tane motorumuz. Tekerlerimiz de kendimiz tasarladığımız bir teker. Sadece burada motor tutucu ve motor ardından tekerle motoru birleştirmek için pinyonumuz var. Bilgisayarda çizim yapıyordum. Direksiyon sistemi yapmak için tasarım yapmaya çalışıyordum. Orada ortaya çıktığı bayağı bir büyük bir direksiyon sistemi yaptım. Servo ile dönebilen. İsterseniz çalıştırayım şöyle. Açınca bağlantım sağlanıyor. Bunu yaptıktan sonra buna nasıl bir şasiye oturtabilirim diye düşünürken bu aklıma geldi. Çizdim, oturdum, bunu yaptım. Şu şekilde gaz verelim arkadaşlar. Yavaş dönüyor ama gayet torklu bir motor. O yüzden bayağı bir ağırlık götürebiliyor arkadaşlar. Yapım aşamasına gelecek olursak arkadaşlar, ilk önce malzemelerimizi tedarik ediyoruz çizimlere göre. Ardından bunları yapıştırmak için hız yapıştırıcı kullandım arkadaşlar. Bunlarla yapıştırdım. Yapıştırma işlemi bittikten sonra, montajlama işlemleri bittikten sonra
Güzel bir zımpara çekmeniz lazım arkadaşlar. Üzerine boya atarsınız, vernik atarsınız. Verniğin tutması için yüzeyin pürüzlü olması lazım biraz. Artı bazı tahtalarımız üstü beyaz boyalı olarak geliyor. O boyayı çıkartmanız lazım. Diğer gibi boyanız geri atıyor ya da yapıştırıcınız tutmuyor. Bu detay önemli. Üzerine ben sadece vernik attım biraz. Koruma olsun diye. Islaklık da hemen bozulmasın diye. Başka bir şey yapmadım. Siz boya da atabilirsiniz ama önce zımpara yapmanız lazım. Zımpara yapmazsanız boyanız düzgün tutmaz. Burada da gördüğünüz gibi bir tane burada anahtarımız, bir tane burada anahtarımız var. Bu anahtarımız sadece motor sürücülere enerji veriyor. Buradaki de Arduino'muzun enerjisini kesip açmak için sadece. Bağlantı kopuksa dörtlüleri yakıyor sürekli arkadaşlar. Yapılış aşamasını gösteremiyoruz. Dediğim gibi zamanımız olmuyor. Ya da hemen toparlayamıyoruz malzemeleri. O yüzden çok uzuyor zaman. İsterseniz bir testini göstereyim size. Evet arkadaşlar, şu anda aracımız kapalı. Bakın öndeki dörtlüler ufak da olsa gözüküyor olabilir. Şöyle kumandayı açıyorum. Dörtlümüz durdu. Her şey stabil şekilde. Şu şekilde geri gidiyor. Şunu yapıyorum. İleri gidiyor. Yavaş gidiyor ama arkadaşlar bayağı tortlu. Sol sinyal verdim mesela. Şu şekilde sol veriyor. Sağ verdim. Sağ veriyor. Dorsiyeyi kaldırmak istiyorum arkadaşlar. Şuna basıyorum. Gaza bastığınız zaman dorsiye yavaş yavaş olsa kalkıyor arkadaşlar. Tam tersine indirmek için yine bunu basacağız. Yine gazı verince motorumuz aşağı doğru indiriyor kasayı. Şu şekilde durdurdum. Dorsiyi otomatik inerken durdurmak için ya da kalkarken durdurmak için bir sistem yapmadım. Mesela enecek bir özellik olarak o var. Hemen şunu tekrar basıyorum. Dorsiyeden çıktı. Sadece çekerleri çalıştırıyor şu anda. İleri komutu gerektiği için yine bu. Hemen bir çevirelim aracımızı. Şekilde çeviriyorum arkadaşlar. Geri giderken gördüğünüz gibi arkada geri vites ışığı olarak bir lamba yakıyor. Şekilde. Geriye ileri giderken yanmaz. Geri giderken yanıyor. Mesela farlarımızı yakalım. Arkada kırmızı ışığımız. Önde de sarı ışıklarımız yanıyor. Hemen çevirelim yönünü. Bakalım. Şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar öndeki farlarımız da bu. Bu şekilde kontrolünü sağlıyoruz.
Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte RC kamyonumuzu çalıştırdık. Yeni kumandamızı gösterdik. Bunda bir sınır yok arkadaşlar. Hayal gücünüze kalmış. Kamyonun şekli olsun, özellikleri olsun, kumandanın özellikleri olsun. Yani sırayla yapabildiklerimizi yapıyoruz. Şimdi kamyon yaptık. Daha önce bir tane araba kontrol etmiştik. Daha sonra uçak yapabiliriz, drone yapabiliriz bu kumandayla. Yani sınır yok. Takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz ve bildirimleri açarsanız yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bir önceki videomuzu tam kartlar bölümünden ulaşabilirsiniz ya da başka videolarımızı görmek istiyorsanız videolar kısmından bütün videolarımıza ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.